Yani TV'den hayırlı akşamlar. Ben Fatih Şahin. Bugün 6 Mart Cuma ana haber bültenimize hoş geldiniz. Sayın seyirciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in üzerinde anlaştığı mutabakat metni tarafların ortak açıklamasıyla duyuruldu ve dün gece saat 00:01 itibariyle ateşkes yürürlüğe girdi. İki ülke ayrıca M4 karayolunun kuzeyinde 6 kilometre ve güneyinde 6 kilometre derinliğinde bir güvenli koridor tesis edilmesinde ve M4 karayolunun bir bölümünde ortak devriyeler konusunda uzlaşıya vardı. Bu gece saat 00:01 yani tam gece yarısı itibariyle ateşkes yürürlüğe girecektir. Mutabakatımızın İdlib bölgesinde ateşkese vesile olacağına ve insani yardım konusunda ilerleme sağlayacağına inanıyoruz. Türkiye ile Rusya, İdlib gerginliği azaltma bölgesindeki temas hattı boyunca tüm askeri faaliyetlerin dün gece saat 00:01'den itibaren durdurulmasında anlaştı. Anlaşma Erdoğan'la Putin'in baş başa ve heyetler olarak toplam 5 saat 40 dakikalık görüşmesi sonrasında geldi. Radikal gruplar ve militanlar çatışmaları tetikledi. Hayatını kaybeden ölen Türk askerleri için Erdoğan ve Türk halkına başsağlığı diliyorum. Kritik durumlarda her zaman elde edilen mutabakatlara dayanarak uzlaşabilmeyi başarabiliyorduk. Çözümler üretiyorduk. Bugün de böyle oldu. En kısa sürede ateşkesi gerçekleştirecek, ardından birlikte kararlaştıracağımız diğer adımları süratle atacağız. Bu gece saat 00:01 yani tam gece yarısı itibariyle ateşkes yürürlüğe girecektir. İki ülke İdlib gerginliği azaltma bölgesindeki durumun istikrarlaştırılmasına ilişkin muhtıraya ek protokolü imza attı. O protokol Dışişleri Bakanları Mevlüt Çavuşoğlu ve Sergey Lavrov tarafından okundu. Tüm askeri faaliyetler 6 Mart 2020 tarihinde saat 00:01'den itibaren durdurulacaktır. Ateşkes ilanını içeren protokole göre M4 karayolunun kuzeyinde 6 kilometre ve güneyinde 6 kilometre derinliğinde bir güvenlik koridor tesis edilmesi ve M4 karayolunun bir bölümünde ortak devriyeler gerçekleştirilmesi planlandı. Rejimin doğrudan askerlerimizi hedef alan saldırganlığı sebebiyle yaşanan üzüntü verici hadiselerin ardından İdlib'de yeni bir statünün oluşturulması kaçınılmaz hale gelmiştir. Türk-Rus ortak devriyeleri 15 Mart 2020 tarihinde M4 karayolunun Trumba'dan Aynel-Havra kadar olan kesimi boyunca gerçekleştirilecek. Güvenlik koridorun işleyişine dair ayrıntılı esas ve usuller Türkiye ve Rusya Savunma Bakanları arasında 7 gün içinde kararlaştırılacak. Önümüzdeki süreçte rejim ateşkese uymazsa Bahar Kalkanı Harekatı kaldığı yerden devam edecek. Türkiye bu süreçte rejimin yapabileceği her türlü saldırıya tüm gücüyle ve tüm sahada cevap verme hakkını saklı tutacaktır. Moskova protokolünde Türkiye ve Rusya Suriye'deki ateşkes rejiminin uygulanmasının garantörleri olarak Suriye'nin bağımsızlığına ve toprak bütünlüğüne olan taahhütlerini yineledi. Taraflar terörizmle mücadelede kararlılığa vurgu yaptı. İdlib mutabakatının bozulmasına yol açan gelişmelerin birinci derecede sorumlusu saldırganlığıyla bölgenin istikrarını da hedef alan rejimdir. Bu bölgede yaşayan 4 milyon insanın tamamının terörist olarak ilan edilip havadan ve karadan ağır bombardımana maruz bırakılmasını kabul etmemiz mümkün değildir. Moskova mutabakatında sivillerin hedef alınmasının hiçbir şekilde mazur görülemeyeceği kabul edildi. Askeri çözümün mümkün olmadığının, ihtilafın Suriye halkının öncülüğünde Birleşmiş Milletler çerçevesinde siyasi yoldan sona erdirileceğinin altı çizildi. Rejimin buradaki esas amacının İdlib'i belirli bir kesim açısından insansız hale getirmek ve oluşturduğu göç baskısıyla Türkiye'yi zora sokmak olduğu açıktır. Türkiye elbette böyle bir tehdit karşısında eli kolu bağlı kalacak değildir. İnsani krizin daha da kötüleşmesinin önlenmesinin, sivillerin korunmasının, ihtiyaç sahibi tüm Suriyelilere ayrım gözetmeksizin koruma ve insani yardım sağlanmasının önemini kabul eden Türkiye ve Rusya, yerinden edilmelerinin önlenmesiyle mültecilerin güvenli ve gönüllü olarak Suriye'deki asıl ikamet yerlerine geri dönüşlerinin kolaylaştırılması konusunda görüş ortaklığına vurgu yaptı. Bizimle hemfikir olduğuna inandığımız Rusya'nın
rejimin işbirliğimizi zedeleyecek eylemlerine göz yummayacağına inanıyorum. Bugünkü görüşmelerimiz, İdlib sahasında attığımız adımları masadaki çabalarımızla pekiştirerek bölgedeki soruna kalıcı çözüm bulma irademizin bir tezahürüdür. Ülke içinde yerinden edilmiş kişilerin güvenli ve gönüllü olarak ikamet yerlerine geri dönüşlerinin kolaylaştırılmasını temin edeceğiz. Bu arada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Moskova dönüşü uçakta gazetecilere zirveye ve ateşkes sürecine dair değerlendirmelerde bulundu. Türkiye olarak ateşkes ihlallerine dair alarmda olacağız. Kararlılığımızı rejime verdiğimiz zayiatla açıkça ortaya koyduk dedi. Rejimin olası ihlal ve saldırılarına karşı da her an teyakkuz halinde olacağız. Bu konudaki kararlılığımızı son bir haftada rejime verdirdiğimiz zayiatlarla güçlü bir şekilde gösterdik. Amacımız Suriye'de siyasi süreci işletmek ve Suriye iç savaşını sona erdirmektir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'dan dönüş yolunda İdlib'deki ateşkes sürecine dair değerlendirmelerde bulundu. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 12 gözlem noktasının orada kalmaya devam edeceğini belirtti. Gözlem noktaları aynen şu andaki durum gibi korunacaktır. 15 Temmuz'da FETÖ'cü darbecilere karşı ülkemizi nasıl savunduysak, koruduysak, Suriye'de de aynı sebeple bulunuyoruz. Olay, Rusya ile Türkiye arasındaki olay değil. Bizim orada karşımızda Rusya değil, rejim var. Bu ateşkes adımı, bu atılan imzalar sahiplenildiği takdirde bu çok daha temelli bir yere inşallah oturmuş olur. Suriye ve Libya'da görev yapan Rusya'nın paralı savaşçıları Wagner'le ilgili de gelişme olabileceğinin sinyalini verdi. Wagner konusunda Sayın Başkan'ın olumlu bir adım atacağını düşünüyorum. Böylece Libya'daki sürecinde aynen bu akşamki attığımız adıma benzer bir şekilde sonuçlanması ikimizin de önemli bir beklentisidir. Erdoğan, Rusya ile yaşanan krizin S-400 alımını etkilemeyeceğini söyledi. S-400'ü büyük oranda teslim almış vaziyetteyiz. Tamamı elimizde. Nisan'dan itibaren de artık faal hale gelecek dedi. Yunanistan sınırındaki mülteci sorununa ilişkin ise Yunanistan ve Avrupa Birliği'ni eleştirdi. Aslında İdlib olayıyla Avrupa Birliği'nin ilgisi yok ama onlar tabii bundan vazife çıkarma noktasında. Ama yük paylaşımında yoklar. Batı maalesef çok yüzlü. Yunanistan'a hemen anında 700 milyon avro söz verdiler. Bırakın 700 milyon avroyu, şansölye bize 25 milyon avrodan bahsetti ama ondan da maalesef henüz bir ses çıkmadı. Yunanistan'la bu süreçte tartışacak zamanımız yok. O iş bitti. Mülteciler gidebildiği kadar gidecek. Zorla ülkemizden de çıkartmıyoruz. Büyükçamlıca Camii'nde kıldığı cuma namazının ardından cemaate seslendi. Dün gece yarısı itibariyle ateşkes ilanında anlaştık. Temennimiz odur ki bu sürer. Böylece Müslümanın Müslümanla böyle bir savaşı yapması da bitmiş olur dedi. Erdoğan, cuma hutbesinde de konu edinilen koronavirüsle ilgili de uyardı. Tokalaşmak vesaire, bunları bu ara yapmayalım, erteleyelim. Önemli olan gönlümüzden geçendir, kalbimizden geçendir dedi. Sayın seyirciler, ateşkesin ardından İdlib bölgesi uzun aradan sonra sakin bir gün geçirdi. İlçeden göçler de ciddi derecede azaldı. Türk Silahlı Kuvvetleri ise ateşkesin ihlali ihtimaline karşı teyakkuz halini sürdürüyor. Ateşkesten önce gelen son üzücü haberse iki askerimizin şehadet haberiydi. Moskova'da ilan edilen İdlib ateşkesinin ilk gününde bölge sakindi. Ateşkes kararı öncesinde rejimin saldırısında iki askerimiz ulaştırma sözleşmeli er Enes Kaya ile piyade uzman çavuş Fatih Kara şehit oldu, üç asker yaralandı. Hemen ardından Türk Silahlı Kuvvetleri rejim hedeflerini yoğun ateşe aldı. 21 rejim askeri etkisiz hale getirildi. Bir kez daha şehitlerimizin kanı yerde bırakılmadı. Rejim güçlerine ait iki top ve iki çok namlulu roket atar da imha edildi. Operasyondan sonra Moskova'dan ateşkes kararı geldi. Ateşkese rağmen rejimin saldırısı durumunda misliyle karşılık vermekteki kararlılık sürüyor. Türkiye bu süreçte rejimin yapabileceği her türlü saldırıya tüm gücüyle ve tüm sahada cevap verme hakkını saklı tutacaktır.
İdlib bölgesi günü sakin geçirdi. Hatta ateşkes sonrası İdlib'den göç hemen sıfıra indi. Günde yüzlerce ailenin ayrıldığı ilçeden yüklü birkaç aracın çıktığı görüldü. Hatta İdlib'den göç ederek çadır kentlerde yaşayan aileler ateşkesin başarısına paralel olarak evlerine dönmeyi konuşmaya başladılar. Bu arada Amerika Birleşik Devletleri İdlib konusunda Türkiye'ye destek mesajları vermeyi sürdürüyor. Amerikan Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, NATO ortağımız Türkiye'nin Esed rejimi Ruslar ve İranlılar tarafından Suriye içinde oluşturulan riske karşı kendini savunma hakkına sahip olduğuna inanıyoruz dedi. Pompeo, Türkiye'nin Patriot hava savunma sistemi talebine dair ise Türk hükümeti bizden bazı taleplerde bulundu. Şu an tüm bu talepleri değerlendiriyoruz diye konuştu. İki gün önce Türkiye'de temaslarda bulunan Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ise Avrupa Birliği'nin Türkiye ve Rusya ile ilişkileri sıkıntılı, bu ilişkilerin düzeltilmesi gerekir dedi. Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında olduğu gibi Bahar Kalkanı operasyonunda da Mehmetçiğimiz yerli ve milli savunma sanayi ürünleriyle adeta destan yazdı. Diyanet TV Haber'e konuşan Suriye Geçici Hükümeti eski Savunma Bakan Yardımcısı ve Özgür Suriye Ordusu Komutanı Ahmet Rahal, Türkiye İdlib'de güç dengelerini alt üst etme kapasitesi olan bir askeri kuvvet yolladı diye konuştu. Bahar Kalkanı harekatıyla Mehmetçik şehadeti eren silah arkadaşlarının kanını yerde bırakmıyor. İdlib'de defalarca ikaz edilmesine rağmen çatışmasızlık bölgesine saldırılardan geri durmayan Esed rejimine karşı bölgedeki sivilleri ve Türkiye'nin sınır güvenliğini korumak için sahaya inen Mehmetçiğin en büyük kozlarından biri de yerli ve milli silahlar. Bahar Kalkanı harekatında aynı anda çok sayıda SİHA kullanılarak Esed'e büyük darbe indiriliyor. Koral, Esed'i kör ve sağır ederken Tasmus, Fırtına, Bora ve Atom'da hazırda emir bekliyor. Kaplansa ilk kez İdlib'de kullanılıyor. Türkiye'nin sahip olduğu silah türleri ve kalitesi, SİHA'ların, topların kalitesi ve isabet gücü hepimizi şaşırttı. Suriye'de rejime karşı savaş veren isimlerden biri olan Geçici Hükümet Eski Savunma Bakan Yardımcısı ve Özgür Suriye Ordusu Komutanı Ahmet Rahal da yerli silahların Mehmetçiğin gücüne güç kattığı görüşünde. Türkiye İdlib'de güç dengelerini değiştirme kapasitesi olan bir askeri kuvvet yolladı. Suriye'de muhalifler ilk defa Türkiye'nin sunduğu hava ve topçu desteğiyle savaşıyor. Bahar Kalkanı harekatını da değerlendiren Rahal, Türkiye'nin İdlib hamlesi bölgedeki dengeleri tamamen değiştirecektir diye konuştu. Ben aşama aşama ilerleyecek bir operasyonun başında olduğumuzu düşünüyorum. Sadece İdlib ve Halep coğrafyasıyla sınırlı kalmayabilir, hassas bölgeleri de içerebilir. Türkiye'nin bu kararlı tavrından sonra Suriyeli ve Türk şehitlerin kanlarının karıştığı bu aşamada durumun Türk ordusunun müdahalesinden önceki şekline asla dönmeyeceğini düşünüyorum. Gaziantep ve Iğdır'da şehit acısı vardı bugün. İdlib'de şehit olan sözleşmeler Enes Kaya ve uzman çavuş Fatih Kara dualar eşliğinde ebediyete uğurlandı. İdlib şehidi sözleşmeli er Enes Kaya için Gaziantep'te cenaze töreni düzenlendi. Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı Bahaettin Nakiboğlu Camii'ne getirildi. Acı büyüktü. Şehit ailesinin gözyaşları yürekleri dağladı. Eşi Zeliha Kaya törene şehidin giydiği kamuflajla katıldı. Törene Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Ali Erbaş da katıldı. Hepimiz gerektiğinde vatanımız için, bayrağımız için, ezanımız, namusumuz için her an şehit olmaya hazırız. Başkan Erbaş şehit için helallik istedi. Enes Kaya kardeşimizin hali hayatında nasıl bilirdiniz? Müslüman bir kul olduğuna şahitlik eder misiniz? Şehadetine şahitlik eder misiniz? Evet. Allah şehadet şahitliğinizi kabul eylesin. Lütfen kendisine haklarınızı helal ediniz. Helal.
Helal ediniz. Helal olsun. Helal ediniz. Helal olsun. Rabbim helalliğinizi kabul eylesin. Amin. Şehidimizden istirhamımız, o da bizlere hakkını helal etsin inşallah. Cenaze namazını da Ali Erbaş kıldırdı. Allahu Ekber. Bir yıldır evli olduğu öğrenilen 26 yaşındaki şehit Er Enes Kaya'nın cenazesi tekbirler ve dualar eşliğinde şehitliğe defnedildi. Iğdır'da da aynı acı vardı. 27 yaşındaki şehit uzman çavuş Fatih Kara için Iğdır'da gözyaşları sel oldu. Şehit Bülent Aydın Havalimanı'nda askeri törenle karşılanan Kahraman Mehmetçik için Karakoyunlu ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Kılınan cenaze namazının ardından şehit uzman çavuş Fatih Kara'nın naaşı Koçkıran Köyü mezarlığına defnedildi. Sayın seyirciler, Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Ali Erbaş'ın Gaziantep temasları sürüyor. Başkan Erbaş, üniversite öğrencileriyle bir araya geldi. Daha sonra kentteki din görevlilerine hitap etti. Erbaş bu sabah da Gaziantep'lilerle sabah namazında buluştu. Vatan ve millet sevgisi üzerine önemli mesajlar verdi. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Ali Erbaş, Gaziantep Üniversitesi'nde öğrencilerle bir araya geldi. Gençlere bilgiden bilince başlıklı konferans verdi, insanları ötekileştirmeme çağrısında bulundu. Geçmişimizin, medeniyetimizin bu zenginliğinden de biz istifade etmeliyiz ve bugün işte burada, şu salonda farklı düşüncelerden kardeşlerimiz olabilir. Herkes düşüncesine tabii ki sahip çıkacak ve ötekileştirmeden medeni ölçüler içerisinde birbirimizle konuşacağız ve birbirimizin düşüncesine saygı göstereceğiz. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Suriyeli mültecilerin Avrupa sınırında yaşadığı insanlık dışı muameleleri de hatırlatarak ensar olmanın önemine vurgu yaptı. 100 bin kişi Avrupa'nın sınırlarına dayandığı için gözlerini kırpmadan merhametsizce öldürebiliyorlar. Yine biz onlara ekmek, yemek, içecek, yiyecek, içecek, su götürüyoruz şu anda. Yapmazsak sorumlu oluruz. Yapmazsak sorumlu oluruz. Biz böyle olalım. Biz böyle yetişelim. Çünkü biz böyle büyük oluyoruz. Böyle yüceliyoruz. Erbaş daha sonra Gaziantep'teki din görevlileriyle buluştu. Din görevlilerine Kur'an ve sünnet yolundan uzaklaşmayalım mesajı verdi. Birincisi, vahyin karanlıklardan aydınlığa çıkaran ışığı Kur'an-ı Kerim'dir dedik. İkincisi, sevgili peygamberimizin üstün örnekliğidir. Yani sünnet-i seniyyesidir. Bu açıdan diyoruz ki hutbelerimizde Kur'an ve sünnet yolundan asla uzak kalmayacağız. Hepimize düşen bu iki ölçüyü kuşanmak ve bu topraklardan 7 kıtaya, 6 kıtaya yeniden ilim, hikmet, sevgi ve muhabbet taşımaktır. Başkan Erbaş, din görevlilerinin taşıdığı sorumluluğun önemine ve büyüklüğüne de dikkat çekti. Bizim derdimiz insanlığın derdidir. Bugün mahallemizde, şehrimizde, bölgemizde, ülkemizde Rabbini ve peygamberini tanımadığı için yolunu ve huzuru bulamayan tek kişi varsa kendimizi bundan sorumlu hissetmeliyiz. Toplumu din konusunda aydınlatmak gayesiyle, doğru bilgi ve yöntemle din hizmeti sunmak yasal sorumluluğumuzdur. Erbaş bu sabah da Gaziantep'lilerle, çocuklar ve gençlerle sabah namazında bir araya geldi. Terörle mücadeleye değinerek Mehmetçiğin vatanı için yaptığı görevin önemini vurguladı. Niye şehit oluyor? Askerimiz, polisimiz, bazen vatandaşımız, sivil vatandaşımız teröristlerin yapmış olduğu saldırılara maruz kalıyor, hayatını kaybediyor, şehit oluyor. Neden? İşte vatan için, millet için, ezan için, bayrak için şehit oluyor askerimiz, polisimiz. Vatan savunması o kadar önemli ki Peygamber Efendimiz sınır boylarında vatan savunması için nöbet tutan
askerin nöbet anını nafile ibadetten sayıyor. Erbaş, vatan ve millet sevgisini gençlere vermenin önemini de ifade etti. Bu ruhu gençlerimize, çocuklarımıza vermemiz lazım. Vatan sevgisini, millet sevgisini, ezan sevgisini, bayrak sevgisini gençlerimize öğretmemiz lazım. Birbirimize her zaman telkin etmemiz lazım. Buna ihtiyacımız var. İşte askerimiz yıllardan beri, polisimiz, güvenlik güçlerimiz yıllardan beri vatan savunması için, milletimizi muhafaza etmek için, şurada rahat uyuyabilmemiz için sınırlarımızın içinde ya da ötesinde her türlü zorluğa göğüs gererek bu vazifesini yerine getiriyor. Bugün de öyle. Bunu ne için yapıyor? Barış için yapıyor. İnsanlara zulmedilmesin. İnsanlar, masum insanlar ölmesin. Dünyada barış olsun diye yapıyor. İslam askerinin, Türk askerinin zaten hedefi budur, amacı budur. Başkan Erbaş daha sonra Gaziantep Valiliği ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı ziyaret etti. Ölümcül virüs bugün cuma hutbesinin de konusuydu. İl buluşmaları kapsamında bulunduğu Gaziantep'te cuma namazı kıldıran Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Ali Erbaş, müminlere virüse karşı bireysel önlemlere dikkat etmeleri gerektiğini öğütledi. İslam'da temizlik ve sağlığın korunmasına verilen önemi anlattı. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Ali Erbaş, Gaziantep'te Bahaettin Nakıboğlu Camii'nde cuma namazı kıldırdı. Hutbe irade etti. Allah temizdir, temizliği sever başlıklı hutbeyle seslenen Erbaş, vatandaşları tüm dünyayı tehdit eden koronavirüs salgınına karşı uyardı. Geçmişte olduğu gibi bugün de salgın hastalıklar yeryüzünü dolaşmaya devam ediyor. Dünyanın dört bir köşesini tehdit eden virüsler toplu kayıplara sebep oluyor. Rabbimize şükürler olsun ki ülkemizde bununla ilgili şu ana kadar herhangi bir vakaya rastlanılmamıştır. Ama kendimizi ve sevdiklerimizi korumak için hepimize büyük sorumluluk düşüyor. Erbaş, koronavirüsten korunmak için insanlara bazı hatırlatmalarda bulundu. Çeşitli virüs salgınlarından etkilenmemek için tedbiri elden bırakmayalım. Temizlik kurallarına her zamankinden daha fazla riayet edelim. Ellerimizi günde birkaç defa sabunlu suyla ovalayarak yıkayalım. Ellerimiz kirliyken gözümüze, burnumuza ve ağzımıza dokunmayalım. Bedenimizin zayıf düşmemesi için bol sıvı tüketelim. Dengeli beslenelim ve düzenli uyuyalım. Hapşırırken ya da öksürürken bir mendille, mendil yoksa dirseğimizin içiyle ağzımızı kapayalım. Yaşadığımız mekanları sık sık havalandıralım. Erbaş, yüce dinimizin temizliğe verdiği öneme dikkat çekti. Temizlik imanın yarısıdır, dedi. Temizlenme imkanına sahip olduğu halde, üstü başı kirli, saçı sakalı bakımsız, evi barkı düzensiz olan kişi, insanların yanında olduğu gibi Allah'ın katında da makbul değildir. Çünkü Allah'a hakkıyla ibadet ederek onun rızasını kazanmak ancak temizlik ile mümkündür. Unutmayalım ki abdest ve gusül eşsiz bir temizlik sistemidir ve başta namaz olmak üzere birçok ibadetimizin ön şartıdır. Beden temizliğine, ağız ve tırnak bakımına özen göstermek haftada en az bir defa, bilhassa cuma günleri yıkanmak Peygamber Efendimizin sünnetidir. Hutbede dinimizin müminlere sağlıklarını korumalarını öğütlediği belirtilerek sağlığı tehdit eden diğer etkenlerden de uzak durulması istendi. Dinimizin haram kıldığı ve bedenimizi hastalıklara karşı açık hale getiren
başta sigara olmak üzere alkol, uyuşturucu ve benzeri zararlı maddelerden uzak duralım. Sıhhatli bir bedene sahip olmanın değerini ancak kaybettikten sonra anlıyoruz. Oysa temiz yaşamak ve sağlığımızı korumak öncelikle bizim görevimizdir. Tedbir bizden, takdir ise Cenab-ı Hak'tandır. Peki koronavirüste dünyada son durum ne? Can kaybı 3386'ya yükseldi değerli izleyenler. Türkiye'de önlemler sürüyor. Mekke'de, Kabe'de ve Kudüs'teki Mescid-i Aksa'da önlem olarak dezenfekte çalışmaları başlatıldı. Yeni tip koronavirüs COVID-19 salgınında toplam 3386 kişi hayatını kaybetti. Sadece Çin'deki rakam 3044. Virüs bulaşan kişi sayısı 97 bini aştı. Dünya genelinde virüs teşhisi konan 55.186 kişi de tedavisinin ardından iyileşerek taburcu oldu. Polonya, Ukrayna ve Sırbistan'da ilk vakalar görüldü. İtalya'da 148, İran'da 124 kişi hayatını kaybetti. Tahran'da çok sayıda siyasi ölümcül virüsü taşıyor. İran Sağlık Bakanı kağıt para kullanmayın çağrısı yaptı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Sanayi Bakanı ve 24 milletvekiline virüs bulaştı. Irak'ta ise ölümlü vaka 3. Türkiye Cumhuriyeti olarak çok erken dönemde henüz hastalığın ismi bile konulmamışken devreye aldığımız etkili önlemlerle bugüne kadar hastalığı ülkemizden uzak tutmayı başardık. Türkiye'de virüs yok ama sınır kapıları ve havalimanlarında tedbirler sürüyor. İstanbul'da Gebze Halkalı arasında her gün binlerce vatandaşın seyahat ettiği Marmaray hattı üzerinde bulunan istasyonlarda dezenfekte çalışmaları yapıldı. Suudi Arabistan'da ilk koronavirüs vakası Bahreyn üzerinden İran'dan gelen bir kişide görülmüştü. Şu ana kadar 5 vaka tespit edilen Suudi Arabistan, salgına karşı tedbir olarak Mekke ve Medine'ye giriş çıkışları yasaklamıştı. Tedbirler daha da genişledi. Kabe'de ilaçlama ve ayrıntılı temizlik yapıldı. Temizlik esnasında Kabe tavafa kapatıldı. Normalde binlerce hacı adayının bulunduğu tavaf alanı bomboş kaldı. Akşam namazına sadece ikinci katta izin verildi. Kabe'nin detaylı temizlik ve ilaçlama faaliyeti sonrasında tekrar normal olarak ziyarete açılacağı belirtildi. Dezenfekte süresince Mescid-i Nebevi'de Hazreti Muhammed'in kabrinin yer aldığı Ravza-i Şerif'le Baki mezarlığının bulunduğu alan kapatılacak. Mescid-i Haram'da sadece namaz kılınmasına izin verilecek. Mescid-i Haram'da Mescid-i Nebevi yatsı ve sabah namazları arasında kapalı tutulacak. Suudi Arabistan vatandaşlarından İran'a kesinlikle gitmemeleri çağrısında bulundu. Yetkililer aksi şekilde davranan Suudilerin sert uygulamalara maruz kalacağını duyurdu. Kudüs'te Mescid-i Aksa'da her vakit namazından sonra sterilize edilmeye başlandı. Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Mescid-i Aksa ve çevresindeki camilerin Dünya Sağlık Örgütü tarafından belirlenen maddelerle sterilize edileceğini açıkladı. Filistin Sağlık Bakanlığı bir otelde çalışan 7 kişide virüs tespiti üzerine Batı Şeria'nın tamamında olağanüstü hal ilan etmişti. Beytüllahim ile Eriha kentlerinde tüm eğitim kurumlarıyla cami ve kiliseler 14 gün süreyle kapatıldı. Evet değerli izleyenler, bu haftaki haber analiz bölümünde az önce izlediğiniz habere konu olan konuyu konuşacağız. Özellikle dünyayı kasıp kavuran şükürler olsun ki ülkemize henüz uğramayan koronavirüs inşallah da uğramaz diyelim. Koronavirüsü konuşacağız. Daha doğrusu koronavirüs nedeniyle Suudi Arabistan'ın umre ziyaretlerini askıya almasını ve kutsal mekanlara girişi engellemesini konuşacağız. Konuğumuz Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Sayın Remzi Bircan. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Fatih Bey. Hocam son rakam 3386, dünya genelinde ölen sayısı, koronavirüs nedeniyle ölen sayısı 3386. Malum böyle bir durum varken Suudi Arabistan'da önemli bir karar aldı ve
mübarek 3 aylarda özellikle Ramazan'da kutsal topraklarda bulunmak isteyen vatandaşlarımız bu konuda biraz endişeli. Öncelikle Suudi Arabistan'ın almış olduğu bu kararı nasıl değerlendiriyorsunuz? Neler söylemek istersiniz? Ben bütün izleyicilere hayırlı akşamlar diliyorum. Cenab-ı Allah Celle Celaluhu bizim ülkemizi, bütün İslam diyarlarını bu dünyayı kasıp kavuran virüsten muhafaza etmesi için dua ediyoruz. Tabii malum olduğu üzere Suudi Arabistan makamları 27 Şubat akşamı Umre ziyaretleri için Suudi Arabistan'a girişleri kapattı. Evet. Tabii bu tamamen tedbir amaçlı yapılan bir şey idi. Bu çerçevede bizim de Türkiye'den Arabistan'a gidecek olan Umre vizeli vatandaşlarımız bulunmaktayken Suudi Arabistan almış olduğu karar gereği biz maalesef Umre'ciyi götüremedik. Tabii zamanın kutsallığı, 3 aylar başladı. Vatandaşlarımızdan yoğun bir şekilde talep oluyor idi ama insan sağlığı her şeyin önündedir Fatih Bey. Dolayısıyla Suudi Arabistan makamları insan sağlığının ve Dünya Sağlık Örgütü'nün de belirlemiş olduğu kriterler çerçevesinde bir adım attı. Ülkeye girenleri, umre izlesi girenleri yasaklamak için bir karar aldı. Bu karar son derece yerinde ve başkanlık tarafından da biz bu kararı destekliyoruz. Zaten bütün bunları biz gerek Suudi Arabistan Hac Bakanlığı, gerek Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ve gerekse Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı'yla koordineli bir şekilde yapıldığına inanıyoruz. Gerçi dezenfekte çalışmaları başlatıldı Kabe'de. Dün bir görüntü vardı. Ben hayatımda ilk defa öyle bir fotoğrafı şahit oldum. Bomboştu evet. Kabe-i Muazzama'nın içi, Beytullah'ın içi. Ne zamana kadar devam edecek? Ucu açık bir karar mı? Suudi makamlarla görüşmeniz konusunda bir bilgi verebilir misiniz bu noktada? Tabii ki biz bu süreç içerisinde yani gerek ta Umre'nin ilk başladığı andan itibaren gerekse 27 Şubat itibariyle Umre'nin kapandığı süreç içerisinde Türkiye Cumhuriyeti Deniz Hizmetleri Ateşeliğimizle, evet başkonsolosluğumuz, Cidde başkonsolosluğumuzla sürekli irtibat halinde süreci yönettik. Şu anda zaten bizim orada hem Medine-i Münevvere'de hem Mekke-i Mükerreme'de hem Diyanet İşleri Başkanlığımıza bağlı umrecilerimiz bulunuyor ve malum TÜRSAV'a bağlı ajanslar da bulunmaktadır. Tabii bunlar her şey kontrolümüz altında. Tabii bu yasak ne zaman kalkacak noktasında bir belirsizlik var. Bunun şu tarihte kalkacağına dair bir öngörümüz yok. Tarihte verseler çok da doğru olmayabilir. Tabii zira, ama mi? Sizin de az önce vermiş olduğunuz haberde olduğu üzere yani Kabe-i Muazzama'nın o metaf dediğimiz tavafın yapıldığı evet. yerlerde tamamen temizlik amaçlı ve dezenfektasyon açısından bir temizlik yapılıyor. Yani bize gelen bilgiler yakın zamanda bu temizlikten sonra açılacağı yönünde bir bilgi geliyor ama kesin bilgi değil. Evet, inşallah. Aynı şekilde tabii Mescid-i Nebevi de bu şekilde. Sizin de haberde verdiğiniz üzere şu anda namazlar Kabe-i Muazzama'da ikinci katta kılınmaktadır. Mescid-i Nebevi de yine Osmanlı ecdadımız yapmış olduğu o kısım kapalı. Peygamber Efendimiz'in kabrini bulmuş olduğu yani Bab-ı Selam'dan girilen yer dediğimiz yer kapalı ama yeni yapılan yerler namaz kılınmaktadır. Yani sadece metaf alanı kapalı, o katlı olan yerler açık. Namaz açık, namaz için kılınıyor. Ama yine her ihtimale karşılık umre ziyaretlerini askıya aldı. Tabii askıya alındı. Suudi Arabistan hükümeti. Hocam peki bundan sonra ne olacak? Yani dedim ya mübarek 3 aylar içerisindeyiz. İşte Ramazan ayında da o bölgede olmak isteyen birçok vatandaşımız vardır. Ve öncesinde paralarını ödeyen insanlarımız da var şüphesiz. Bu noktada bir kolaylık sağlanacak mı bu vatandaşlarımızla alakalı? Tabii elbette. Yani biz şöyle bir plan çizdik kendimize. Başkanlığımıza müracaat eden vatandaşlarımızın vizeleri alınanlar oldu tabii bu süreç içerisinde. Vizesini evet. aldığımız halde gidemeyenler oldu. Tabii bu vizelerin Hac Bakanlığı sistemine girdiği için oradan biz paralarını alacağız yakın bir zamanda. Zaten geçen hafta içerisinde Suudi Arabistan Büyükelçisi Diyanet İşleri Başkanımızı ziyaret ettiğini de belirtti. Bu süreç biraz birkaç gün daha alabilir ama alındığı anda vatandaşlarımızı mağdur etmeden inşallah ödemeler yapacağız. Vizesi alınmayıp parasını yatıran mesela Ramazan'a gitmek isteyen veyahut da Nisan'da gitmek isteyen vatandaşlarımız var idi. Onlar hakkında hiçbir sıkıntı yok. Onlar da istemeleri halinde tabii. Yani istemeleri halinde paralarını alabilirler. Tabii biz şöyle bir yol izliyoruz. Yani vatandaşlarımızın paralarını alma noktasında hiçbir endişeleri yok. Evet. Hani istemeleri halinde alır ama bazen şöyle oluyor. Paramız kalsın. Belki Nisan ayında açılırsa,
biz o şekilde gideriz diye bir ümit bekleyenlerin kalanları var. Maalesef bu süreç içerisinde tabii umre kayıtlarını açamıyoruz çünkü belirsizlik var. Onu soracaktım, evet. Umre kayıtları şu an kapalı değil mi? Tabii kapalı. Ama yani biz tabii az önce dediğim gibi Din Hizmeti Ateşeliğimiz Mekke'deki başkonsolosluğumuzla sürekli ve oradaki Suud makamlarıyla temas halindeyiz. Bize açıldığının bir sinyali geldiğinde biz tabii ki vatandaşlarımızdan kutsal beldeye gitmek isteyenlere umre ibadetini yapmaları için fırsat tanıyacağız. Bunun için de ekip halinde canla başla çalışmaktayız. Evet, inşallah bir an evvel bu tehlike ortadan kalkar da dedim ya, Ramazan'da o topraklarda olmanın manevi huzurunu tatmak isteyen vatandaşlarımız inşallah bu huzurdan mahrum kalmazlar ve bir an evvel o topraklara ziyaret gerçekleştirirler. Hac organizasyonuyla alakalı bir tehlike görüyor musunuz? Tabii hac ümmetin birleştiği bir yer. Malum Arafat'ta önceki yıllarda 3-4 milyon insanın bir araya geldiği bir yer. Bizim şahsi kanaatimiz, yani kurum olarak da edinmiş olduğum intiba şu. Zaten bütün bu önlemler aslında bir nevi haccı riske atmamak adına yapılan önlemler olduğunu düşünmekteyiz. Evet. Malum olduğu üzere umre nafile bir ibadettir. Yani bu sene olmadığı takdirde bir dahaki yıl yapılabilir ama hac, yani şartları tutan, işte mali, bedeni, men istata aleyhi sebiyle dediği ayetteki şartı tutanların yapacağı ibadet olduğu için bizim önceliğimiz de hacdır. Biz Diyanet İşleri Başkanlığı olarak veyahut da TÜRSEV'e bağlı ajanslar olarak kayıtlarımızı aldık. Hemen hemen sona geldik. Belki çok az bir miktar kaldı parasını yatırmayan veyahut da vazgeçenler olduğu zamanlar, çok az. Onlarla ilgili hiçbir sıkıntı yok. Biz süreci tamamen normal seyrinde işletiyoruz. Suudi Arabistan makamları tarafından bize herhangi bir haccın olmayacağı yönünde bir telkin, bir işaret, bir bilgi, bir belge gelmedi. Evet. Gelmediği sürece ise de biz bütün Müslüman ülkelerde olduğu gibi haccımızı 2020 yılında yapacak şekilde bütün hazırlıklarımızı devam ediyoruz. İşte görevlilerimizin eğitimi, görevlilerimizin sınavı, efendim buna benzer her şeyi rayında devam ettiriyoruz. Allah esirgesin, bir iptal durumunda Suudi Arabistan dese ki işte bu seneki hac organizasyonunu gerçekleştiremeyeceğiz mevcut olan bu tehlike nedeniyle. Bu noktada ne yapmayı düşünüyorsunuz efendim? Tabii böyle bir şeyi ben düşünmek dahi istemiyorum. Evet, yani zaten olsun. Öyle bir şey yok şu anda. Hı hı. Tamamen bu Kabe'nin tavafa kapanması, belki umrenin askıya alınması olayı tamamen hacca yönelik. Malum olduğu üzere tabii bu teknik konu, bizim alanımız değil ama bu virüsün sıcakta yaşamadığı biliniyor. Malum Arafat Temmuz'un başında çıkılan, hatta Temmuz'un sonu Ağustos'un birinde bayram yapılan bir zaman dilimi. Mekke-i Mükerreme'de bu açıdan rahat bir yer çünkü sıcaklığın 45 bazen 50'yi bulduğu bir derece bir belde. Bu konuda bir endişemiz yok ama tabii ne olacağını bilemiyoruz yarının. Yani inşallah böyle bir şeyle karşılaşmayız. Zaten bu süreci biz Diyanet İşleri Başkanlığı olarak değil, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığımız, yani hükümetimizin yetkilileri, yetkili kurumları, aynı şekilde Hac Bakanlığı, çünkü bizim oradaki muhatabımız Suudi Arabistan makamlarının Hac Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ile temas halinde yapacağımızı düşünüyoruz. O konuda hiçbir endişemiz yok. Bu yönde de hazırlıklarımız var zaten. Evet. Yani onlara da söyleyebilirim mesela. Mesela doktorlarımız Hac'da mükemmel bir hastanemiz var Mekke-i Mükerreme'de. Medine-i Münevvere'de hakeza. Buradan, bir hastane değil mi efendim? Tabii, yani tabii. Bir poliklinikten veya bir ufak bir sağlık bürosundan bahsetmiyoruz. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Mekke'de bir hastanesi var değerli izleyenler. Evet. Gerçekten görülmeye değer. Allah düşürmesin ama Allah esirgesin, bir olumsuz bir durum olduğunda da o Türkiye Cumhuriyeti'nin o tabii, şefkat tabii. Elini bir şekilde hatta biz bütün bu seneye özel şu önlemleri almaktayız. O hastanemizin yatak kapasitesini daha da artıracağız inşallah. Normalde 120-130 yatak kapasitesi olan bir hastanemiz ama biz bunu bu sene 200'e çıkarmayı planlıyoruz. Ola ki Allah korusun bir şey olursa diye. Evet. Doktor sayımızı bu yönde artıracağız inşallah. Sağlık personel sayımızı artıracağız. Az önce dediğiniz ne yapabiliriz, ne yapacağız bu hastalıkla ilgili belki orada. Biz bu sene inşallah hacılarımıza el dezenfektanı vereceğiz. Yani orada az önce Sayın Diyanet İşleri Başkanımızın da belirttiği gibi elimizin yıkanması, evet, bu hastalığın en etkili ve en önemli önleme yoludur. El dezenfektanı vereceğiz. Daha önceki yıllarda biz hacı başına 10 maske veriyorduk.
Bu sayıyı artıracağız inşallah. Dediğim gibi yatak kapasitemizi artıracağız. Sağlık personel sayımızı artıracağız. Yani bu konuda vatandaşlarımızın hiçbir endişeye mahal yok. Endişelenmesinler. İnşallah biz, yani Rabbim yardım ederse, imkanlar el verirse şu anda 2020 haccını yapacak şekilde planlıyoruz. İnşallah. Zaten burada bizim bakanlıklar arası hac umre kurulumuz var. Allah korusun öyle bir şey olduğunda biz o kurul vasıtasıyla gerek tedbirleri de çoğaltabiliriz. İnşallah. Aslında şimdi uzmanların anlattıklarına bakıyoruz hocam. Bu virüsten nasıl korunabiliriz? Sadece bu virüsten değil, doğal olarak gelişen tüm bu üst solunum enfeksiyonlarından nasıl korunabiliriz diye. Ellerinizi yıkayın diyorlar. Evet. Ağzınızı yıkayın diyorlar. Burnunuzu yıkayın diyorlar. Ya baktığınız zaman aslında abdest evet, almanın bir şekilde buna çözüm olduğunu da görüyoruz. İnşallah bu şekilde tüm Müslüman beldelerden uzak durur ve ülkemizden de uzak durur bu virüs ve bu seneki hac organizasyonu da gerçekleşmiş olur inşallah. Hocam umre turlarından biraz bahsedelim isterseniz. Şimdi Suudi Arabistan askıya aldı ama nasıl beklediğiniz şekilde bir talep söz konusu muydu bu seneki umre turları? Neler söylemek istersiniz? Tabii bu olay vuku bulmamış olsaydı biz inşallah geçen seneden kat kat daha üstün bir şekilde umre yapacak idik ama tabii bu veba sadece Arabistan değil, bütün dünya ülkelerini vurdu. Tabii Cenab-ı Allah daha beterinden korusun diye dua ediyoruz. Amin. Elhamdülillah ülkemiz bu olayla karşı karşıya kalmadı. Ama onun için biz ne yapacağız? Hem Türkiye'de hem Arabistan'da buna yönelik. Şu anda bizim Mekke-i Mükerrem otellerimizde Sağlık Bakanlığımızın hazırlamış olduğu o korunma yöntemlerini biz otel girişine astık. Hakeza hacılarımıza bu konuda İrşat faaliyetlerinde bir doktorumuz onlara bu konuda yardımcı oluyor, bilgilendiriyor. Evet. Yani biz bu konuda vatandaşlarımızı gerekli bilinci ulaştırmaya çalışıyoruz. Tabii umre 9 ay, bazen 10 ay bulan bir ibadet idi. Hatta bizim bu sene planlamamızda Ramazan ve Ramazan'dan sonraki Şevval ayları planımız var idi. İnşallah yani temennimiz yakın bir zamanda bu umrenin askıya alınma olayı kalkar. Biz Ramazan'ı da, peşinden Şevval'i de, peşinden inşallah haccı da yaparız. Hac konusunda ise hiç endişe yok. Daha zaman bayağı var. Evet. Yani bugün Mart'ın başı, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran 4-5 aylık süreç var. İnşallah bu 5 aylık süreç içerisinde bu ve hastalıktan, bu virüsten bütün dünya kurtulur. İnşallah Müslümanlar da sağlıklı bir şekilde hac yapar diye ümit ediyoruz. İnşallah, inşallah. Virüsü bir kenara bırakalım. İnşallah hac mevsiminde olmayacağını ümit edelim, dua edelim. İnşallah. Biraz çalışmalarınızdan bahsedelim isterseniz hac organizasyonuyla alakalı. 83 bin kişi gidecek inşallah bu sene ülkemizden kutsal topraklara. Neler söylemek istersiniz? Geçen seneki, ondan önceki o başarılı organizasyon bu senede mutlaka vuku bulacak. Neler söylemek istersiniz bu seneki organizasyonla alakalı? Tabii her sene olduğu gibi Diyanet İşleri Başkanlığımız yapmış olduğu hizmetleri çıtasını her geçen yıl bir üste çıkarmanın hedefinde. Evet. İnşallah biz bu 2020 haccının malum olduğu üzere geçen senekinden biraz artırdık. Ülke nüfusunun güncellenmesi sonucu 80.000'den 83.430'a çıkardık. Daha sonra artı şehit yakınları ve gaziler. Tabii tabii, yani zaten şehit ve gazi yakınlarımız ki şehidimizin eşi, anne babası ve bekar çocuğu kurasız bir şekilde ücretini Diyanet İşleri Başkanı ödediği takdirde gitme imkanına sahiptir. Onları da kuraya dahil etmiyoruz. Evet. Gazilerimizde ise gazimiz ve eşi istemeyi halinde aynı şekilde aynı şartlar çerçevesinde götürüyoruz. Bu çerçevede biz zaten haccı sadece Haziran'a hasıl etmiyoruz. Biz aslında haccı 2019 yılı Arafat'ından indikten sonra başlatıyoruz biz. Evet. Yani çünkü yoğun bir gündem, yoğun bir icraat var, yoğun bir hazırlık var. İşte otelleri, iskanı, yemekleri, ulaşımı, uçağı planlaması ve her şeyden önemlisi görevlileri. Biz şu anda Mekke-i Mükerreme'de olsun, Medine-i Münevvere'de olsun, hacılarımızın konaklayacağı otellerin %90'ından fazlasını bitirdik. Yemek için ilgili birimlerimiz Mekke-i Mükerreme'de hazırlığa başladı. Yani ihale sürecini bitirdik. Artı uçaklarla anlaşmalarımızı şu anda bitirdik hemen hemen. Tabii Mekke-i Mükerreme'deki intikalleri yapacak olan otobüslerle anlaşmamız bitti. Hac Bakanlığı'yla sürekli temas halindeyiz. Oradaki yapılması gereken bir takım icraatları yapıyoruz. En önemlisi
kayıtlarımızı aldık. Yani 83.430'luk kayıtları malum olduğu üzere ocağın 9'unda çektik. O süreç içerisinde 83 bin vatandaşımızın %99'unun kaydını aldık. Ve bu süreçten sonra görevlilerimizi tespit ettik. Tabii bizim kafilelerimizin oluşumu var. Yani belki bu kafile düzeni başka bir hiçbir ülkede yok. Evet. Yani her bir kafileye 200 kişinin başına bir kafile başkanı var. Sorumlu. Ve artı 40 kişilik oluşan grubun başına bir din görevlimiz. Diğer ülkelerde yok mu efendim bu Müslüman yani ülkelerde bu kadar? Bu kadar detay yok. Mesela örnek vereyim, bir Malezya'da Kuala Lumpur Havalimanı'ndan hacı uçağa bindiğinde başında bir görevli geliyor. O da 400 kişilik bir ekibin ya, düşünün yani. Bizde 400 kişi de hemen hemen 10 tane din görevlisi, 2 tane kafile başkanı, 2 tane bayan irşat görevlisi veriyoruz. Evet. Yani evet, bizim için hac aslında bir din hizmetidir. Türkiye olarak aslında biraz işin o irşat bölümünü daha fazla ön plana çıkarıyoruz değil mi efendim? Zaten Fatih Bey, hactan beklenen de budur. Evet. Yani biz oraya vatandaşımızı, hacı adayımızı, hacımızı işte otelde konaklasın, yemeğini yesin, uçağa binsin diye götürmüyoruz. Yani orada bir turistik gezi değil, değil yani turistik. Bu. Evet. Ha, turistik boyutu vardır ama o ikinci plandadır. Evet. Asıl amaç kişinin Kabe'ye gittiğinde, hacca gittiğinde, malum hac İslam'ın 5 şartından biri, ancak şartları oluştuğu takdirde. Burada kişi kendini dönüştürmesi lazım. Hac aslında bir Müslümanı, bir mümini, bir insanı dönüştürmesi için var. Onun için biz özellikle bu fırsatı verdiğiniz için ben teşekkür ediyordum. Şimdi inşallah Ramazan ayının başından itibaren, yani Nisan'ın 15'inden sonra il ve ilçe müftülüklerimizde hac eğitim kursları başlayacak. Yani orada hacda kurası çıkan, kesin kayıt yaptıran vatandaşlarımızın il müftülüğümüzün organize etmiş olduğu bir eğitim. Yani 15 saatlik bir program var. Biz özellikle hacı adaylarımızın bu eğitime katılmalarını istiyoruz. Geçen senelerde nasıldı efendim bu eğitimlere yönelik yönelim? Yani beklenildiği şekilde miydi? Vallahi işin acısı biraz beklentinin altındaydı. Yani maalesef bu konuda bizim de bir eksiğimiz var. Vatandaşlarımızın da bu konuda birazcık eksiği var. Yani eğitimlere katılım %60-70 civarında kalıyor. Tabii dediğim gibi biz bu eğitimlerde sadece İslam hukukunu, haccın fıkhını anlatmıyoruz. Evet. İnsani ilişkiler, konaklamadan tutun yeme içme adabına, seyahat adabına, hacdaki bilinmesi gereken menasikin ne olduğuna, evet, hatta ve hatta ilk yardım dersleri, yani sağlıkla ilgili derslerimiz var. Onun için biz bu hac eğitim derslerini önemsiyoruz, kurslarını önemsiyoruz, seminerleri önemsiyoruz. Buradan sizin vasıtanızla bizi izleyen kardeşlerimize, hac adaylarımıza lütfen ama lütfen istirhamımız bu eğitim kurslarına katılsın. Belki bu sene bir ilk yapacağız. Bunu dijital ortamda, belki bir YouTube kanalı vasıtasıyla. İşte Diyanet TV'mizin bu konuda muhteşem bir faaliyeti var. Geçen sene yapıldı Adım Adım Hacca programı. Evet, evet. Hac Yolunda programı. Yani onlarını izlemeni isteyeceğiz. Yani bu çok verimli. Sahasında uzman, Diyanet İşleri Başkanlığımızın en güzide hocalarımızın anlatımıyla, İslam haccın menasik boyutunu, işte organizasyon boyutunu, sağlık boyutunu en ince detaylarına kadar anlatacağız. İstirhamımız, bir kez daha söylüyorum, hacı adaylarımızın bu hac eğitim seminerlerine ve kurslarına katılmaları. Evet. Bu çok önemli. Yani belki de haccın ruhu burada Fatih. Kesinlikle. Bilerek gitmek var, bilmeyerek gitmek, aynen, var değil mi efendim? Aynen. Oraya gidip işte bu böyleymiş falan diyerek zaman kaybetmek yerine bilerek ibadetinizi gerçekleştirirseniz zaten onun tadı başka oluyor. Zaten biz de bu amaçta yani kafile görevlilerimizin eğitimine başlıyoruz. Yani evet, onlara bir sıkı bir eğitim yapacağız. Yani o görevlilerimiz zaten elhamdülillah belli bir altyapısı var ama daha iyi olması için başkanlığımızın güzide hocalarının rehberliğinde bir eğitim vereceğiz. 6 gün boyunca inşallah önümüzdeki haftalarda. Onlar da görevlilerimiz de bu konuda bilinçlenecek. Hacılarımız da bilinçlenecek. Hacımız buradan gittiğinde, Mekke-i Mükerreme'ye gittiğinde gittiği haliyle döndüğü hali bir olmayacak. Evet. Yani hacdan beklenen beklentiyi, oradaki şeyi bulup gelecek. Mebrur inşallah bir hac evet, yapmış olacak. Zaten inşallah. Peygamber Efendimizin de dediği bu. Mebrur bir haccın karşılığı ancak
cennettir diyor. Evet. İnşallah, inşallah hocam. İrşat faaliyetleri bu arada şeyde sınırlı değil, Türkiye'de sınırlı değil. Her an devam ediyor değil mi? Otelde de, otellerde de sürekli bir irşat faaliyeti söz konusu bu noktada. Tabii. Neler söylemek istersiniz? Tabii sadece eğitim Türkiye değil. Yani evet. Aslında eğitim Türkiye'den başlıyor. Havalimanında, yani havalimanında gittiğinde, kafilemiz gittiğinde orada din görevlimiz yani orada başlıyor. İhramlıysa ihramın sembollerinden başlıyor. İhram nasıl olacağını, hikmetinden başlıyor. Tavafa gittiğinde tavafın hikmetini anlatmaya çalışıyor. Yemekhanede sıra beklerken, orada bir hacımızla sohbet ederken orada eğitim yapıyor. Efendim Mekke-Medine arasındaki ziyaretlerinde hakeza yine eğitim, inkıtağa uğramadan devam ediyor. Aslında hac bir irşattır. Evet. Bütün bunların yanında Türkiye'mizin güzide hocaları yine seçkin hocaları ne yapıyor? Otellere gidip hacılarımızı toplan mescitlerinde, konferans salonlarında onlara dini konularda sadece hac değil. Yani İslam'ın emretmiş olduğu her şeyi, yasaklamış olduğu ne varsa orada anlatıyor. İşte o şekliyle hac kişiyi dönüştürüyor. Evet. Yani Diyanet İşleri Başkanlığımızın da görevi bu. Nasıl ki camide biz vatandaşımıza din hizmeti veriyorsak, hacda da vatandaşımıza din hizmeti vermek başkanlığımızın ana görevleri arasındadır. Evet, Fatih. Evet. Tarihler konusunda biraz bilgilendirelim, hatırlatalım daha doğrusu hacı adaylarımıza. İlk gidişler ne zaman, son kafile ne zaman gidecek, ne zaman dönüşler başlayacak? Bu konudaki hatırlatmanızı alalım efendim. Tabii ne demek? Tabii ilk kafilelerin gidişi Haziran ayının sonları itibariyle, yani 22'si, 25'i gibi planlıyor şu anda. Çünkü bu uçak slotları dediğimiz uçakların izinleri netleşmediği için tam bir rakam diye tarih söyleyemiyoruz ama Haziran'ın 22'si 25'i arasında başlayacak. Malum ta Temmuz'un 25'ine kadar devam edecek. Daha sonra Ağustos'un başı, Temmuz'un sonunda Arafat'a çıkacağız. Evet. Peşinden artık Ağustos'un 25'inden sonra hemen hemen bütün kafilemizi, Ağustos'un sonu itibariyle bütün haclarımızı ülkemize döndürmeye çalışacağız. İnşallah, inşallah hocam. Geçenlerde bir haber çıktı. İşte Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yaptığı işlere sürekli bir olumsuz bir durum atfeden bir güruh var maalesef ülkemizde. Dünyada da var aslında baktığınız zaman ama ülkemizde de söz konusu özellikle hacılara verilen yemekler konusunda. Elhamdülillah ben 2018'de oradaydım ve bizzat gözümle gördüm hocam. Gerçekten bir yemek fabrikası söz konusu Mekke ve Medine'de son derece işinde ehil olan insanlar tarafından yemekler yapılıyor, pişiriliyor ve otellere gönderiliyor. Ama bir karalama, bir dezenformasyon da söz konusu. Bu yemekler konusunda neler söylemek istersiniz? Hacılarımızın gitmeden evvel kafalarında bir soru işareti yoktur inşallah tabii ki ama neler söylemek istersiniz? Yani aslında dediğimiz gibi ulaşım, uçak, konaklama, iskan bütün hepsi hacının huzurlu bir şekilde hac yapmasına vesile olan araçlardır. Evet. Bunlardan bir tanesi de sizin de buyurduğunuz gibi yemek ve içme ihtiyacı. Belki hac organizasyonu yapan ülkeler arasında bizim kadar teferruatlı düşünen bir ülke yoktur diye düşünüyorum. Bunu niye söylüyorum? Çünkü Hac Bakanlığı'ndan sürekli bizim yapmış olduğumuz organizasyonunu öğen kitaplar, böyle takdir bilgileri alıyoruz. Bununla ilaveten mesela önümüzdeki günlerde Afganistan heyete gelecek. Önümüzdeki günlerde Kuveyt Hac Bakanlığı bizden randevu istedi. Yani sizin yapmış olduğu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'mizin yapmış olduğu hac organizasyonunun anlatmak için bizi davet ediyorlar. Buraya gelmek istiyorlar. Bir model oldu yani. Tabii model oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın. Dolayısıyla yemek de bunlardan bir tanesi. Şimdi bizim Mekke-i Mükerreme'de az önce söyledim ilgili birimimiz şu anda Mekke'ye geçen hafta gitti. Orada yemekte kullanılacak malzemelerin satın alımına işlemeye başladı. Biz ta bu zamanda başlıyoruz. Yani bağlantılarımızı şimdiden yapıyoruz. Büyük bir çoğunluğu Türkiye'den gidiyor zaten. Büyük çoğunluğu yani büyük çoğunluğu. Yemeklerin işte bulguruydu, pirinciydi, efendim yağıydı, peyniriydi. Buna benzeri yani Türk damak tadına uygun yemeklerin sunulması bizim ana gayemizdir. Evet. Ve onun için de tabii malzeme olmakla birlikte bu malzemelerin pişirilmesi safhası önemli. Yani Mekke-i Mükerreme'de yaklaşık 60 bin, 70 bin kişiye çıkacak bir yemek fabrikası dese yerinde olur. Bir yerimiz var ve bugün itibariyle 2 haftalık süreç içerisinde biz aşçılarımızın imtihanı yaptık.
Ama bunu ben yapmadım bakın. Bunu ilgili aşçılık meslek yüksekokulundan bir hocamızı çağırdık. Efendim işinde uzman yine başka bir hocamızı çağırdık. Yine başka bir hocamız. Biz bunları ehil insanlar marifetiyle seçtik. Türkiye'de mi yapıldı hocam? Şu anda başkanımızla yaptık. Evet, evet. Bugün son günüydü. Aşçılar Türk yani. Tabii tabii. Evet. Yani buradan aşçı olduğunu söyleyen kardeşlerimizi biz başvurularını aldık. Ve buna bir komisyon marifetiyle mülakat aldık. Ve bugün bitti. Yani bunu işin uzmanı tarafından seçildi. Her sene değişiyor bu tabii, ekip. Tabii. Öyle mi hocam? Tabii değişiyor. Evet. Çünkü başvurular sürekli artıyor. Biz hedefimiz hep yenilenme. Daha iyi kaliteli personelimizi almak için canla başla uğraşıyoruz. Onun için kafile başkanlarımız, onun için din görevlilerimiz, onun için bayan işaret görevlilerimiz. Yani mesela bir bayan işaret görevlisi uygulaması dünyanın hiçbir yerinde yok. Hemen hemen biz her kafileye bir veya iki bayan hoca hanımı veriyoruz. Neden? Çünkü kafilede bulunan hacılarımızın %52'si bayan hacılarımız. Evet. Şimdi tabii bayan hacılarımız bizim kültürümüzde, örfümüzde her şeyi bazen erkek hocamıza soramıyor. Yani kendi hem cinsine olan bir hanımefendiye, bir hoca hanımıza, efendim işte Kur'an kursu öğretmenimiz, vaizimiz, vaizemiz veya il müftü yardımcımız görevlendiriyoruz. Onunla iletişime geçiyor. Orada bir eğitim faaliyeti yapıyoruz. Mesela bu uygulama dünyanın başka bir yerinde yok. İddia ediyoruz. Sadece Türkiye'de olan bir uygulamadır. Bayan inşaat görevlisi tabii, görevlendirilmesi. Tabii. Evet. Geçen sene bu sayıyı biz %30 oranında artırdık Fatih Bey. Evet. Niye? İhtiyaca binaen. Çünkü bizim için hacımız değerli. Bizim için hacımızın orada çok kutsaldır. Biz o hacımızın Mekke-i Mükerreme'de, Medine-i Münevvere'de yani değil başta bir şey gelmesine tırnağına taş değmesini biz istemeyiz. Evet. Çünkü bizim hacı başımızın üstünde yeri vardır. Allah razı olsun. Evet inşallah insanlığın başına aslında bir bela olarak söz konusu bir durum oluşturan bu koronavirüs maalesef kutsal toprakları da etkilemiş durumda. Bu ülkelere, bu ülkeye gitmek isteyen, kutsal topraklara gitmek isteyen, ziyarette bulunmak isteyen, umre ziyaretinde bulunmak isteyen Müslümanların bu ziyaretleri biraz ertelenmiş gibi görünüyor. İnşallah en kısa zamanda Suudi makamlar bu konuda olumlu kararlar alırlar ve tekrar bu ülkeye tehlike olmaksızın ziyaretler başlar ve inşallah hac organizasyonu da istenildiği gibi, beklenildiği gibi başarılı bir şekilde gerçekleşir. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Kırmadınız, program konuğumuz oldunuz. Son olarak söylemek istedikleriniz tabii varsa onları da alalım. Abi ben teşekkür ediyorum. Tabii şu anda bu virüs sebebiyle Suud makamları tamamen tedbir amaçlı ve yerinde bir karar alarak hem ülkeye girişi yasakladılar. Biz evet, başkanlık olarak bunu destekliyoruz. Yerinde bir karar. Çünkü Allah korusun oradaki istemediğimiz bir şeyle olduğunda bu bütün dünyayı etkileyebilir. Evet. Onun için bu uygulama yerinde uygulama. Zaten sizin de dediğiniz gibi Kabe-i Muazzam'ın etrafını tamamen temizleme ve dezenfektasyon şekliyle yapılan bir şeydir. Bizim şu anda Mekke-i Mükerreme'de, Medine-i Münevvere'de hem başkanlığımıza ait hem TÜRSAV'a bağlı, ajanslara bağlı umrecilerimiz bulunmaktadır. Biz onlarla ilgili az önce ben buraya gelmeden önce Mekke ekip başkanlığımızla görüştüm. Yani onların istemeleri halinde belki yani ola ki erken dönmek isterlerse biz ona yardımcı oluyoruz. Ama bize gelen haberler şu anda Mekke-i Mükerreme'de bulunan, Medine'de bulunan umrecilerimiz hallerinden memnun. Yani biz burada ibadet yapmak istiyoruz diye beklentileri var. Biz de bu beklentiye cevap veriyoruz ama herhangi bir sıkıntı olursa biz devlet olarak onların yanındayız. Peki hocam. Çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Sağ olunuz. Evet değerli izleyenler, dünyada var olan koronavirüs salgını dediğimiz gibi kutsal toprakları da vurmuş durumda ve Suudi Arabistan bu konuda yeni umrecilerin ülkeye girişini yasakladı belli bir süreye kadar. Bundan sonra ne olacak, neler yaşanacak ve hac organizasyonunda bir sıkıntı olacak mı diye Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Sayın Remzi Bircan'la bir program gerçekleştirdik bu haftaki haber analiz programında. Gelecek hafta yeni bir konu ve konukla tekrar karşınızda olabilmek dileğiyle. Hoşçakalın efendim.